Türkiye'nin en ünlü sanatçıları bayramı sahnede geçirdi. Her gün için ayrı ve özel kıyafetler diktirdi. Peki ünlülerin kıyafetlerinde hangi detaylar dikkat çekti? Şıklıklarıyla en çok kimler göz doldurdu? Magazin 8 moda editörlerinin analizini izliyoruz şimdi. Bu kıyafetler, bu saçlar, bu aksesuarlar çok iddialı. Ay ben saçlarına bayıldım. Gözümü alamadım bir süre. Güzellik yarışmasına dönüşen bayram sahnelerinin en şıkları Magazin 8'de. 7 milyarda bir görünen bir şey bu. Hadise yine hiç denenmeyeni denemiş, dünya standartlarında bir kostüm hazırlatmış kendine. Oh, pek de güzelmiş. Kendinden pay ettiği gece mavisi kumaşın aralarına, enine ve boyuna şeffaf şeritler çekilerek kıyafete egzotik bir hava verilmiş. Halter yaka, göbek kısmında üçgen şeklinde iki küçük pencere dekoltesi olan süper mini elbisenin ön kısmındaki iki küçük yırtmaç hem Hadise'nin dans ederken hareket kabiliyetinin engellenmemesini sağlamış hem de üst kısımdaki mini pencerelerin devamı olarak kıyafete bütünlük katmış. Sizi tebrik ederim. Sırtı tamamen açık olan elbiseye dirsek kısımlarında minik açıklıkları olan ve omuz başına kadar uzanan eldivenler dikilmiş. Ben ilk defa görüyorum. Alt kısmından koyu mavi püsküller sarkan bu eldivenler ünlü şarkıcıyı olduğundan ince gösterdiği gibi ten rengine de çok uymuş. Gelelim asıl meseleye. Neymiş mesele? Mesele ayakkabılarda. Elbisesi kendi içinde çok iddialı olsa da Hadise ayakkabı konusunda daha iddialı bir seçim yapmış. Paralel şeritlerin bileğine kadar çıktığı siyah yüksek topuklu bir ayakkabı giyen ünlü şarkıcı ten rengi file çoraplarıyla da kıyafeti ve ayakkabısı arasında denge kurmuş. Yok artık daha neler. Mücevher düşkünlüğüyle bilinen Hadise, bayram nedeniyle aksesuar konusunda cömert davranmış. Sol elindeki 3, sağ elindeki 2 pırlanta yüzüğü, kulağına taktığı sallantılı pırlanta küpelerle kombinlemiş. Gördüm. Gelelim saça makyaja. Kırık fön çektirerek bu sene çok moda olan yarım at kuyruğunu tercih eden Hadise hem sıcağa karşı önlem almış hem de hatlarını kusursuz bir makyajla belirginleştirdiği yüzünü açıkta bırakmış. İyice baktın mı? Yaz aylarına uygun bir şekilde cildinde, dudağında ve göz üstünde bronz tonlar kullanan Hadise, siyah eyelinerla iri gözlerini iyice belirginleştirerek odak noktasını yüzü haline getirmiş. Yardan çıkamak, geri dönemez. Kimse kararımı değiştiremez. Ben daha başka ne söyleyeyim? Mesajımı almıştır o. Demet Akalın ne şıklıktan ne de rahatlıktan vazgeçmiş. Üstelik ikisi bir arada olmaz diyenlere de ders vermiş. Yapma be ya. Ten rengi tül üzerine kırık pembe şeffaf taşlar işlenerek dikilen süper mini elbisesi çok iddialı olmuş. Neredeyse göbeğine kadar inen bir göğüs dekoltesi olmasına rağmen göğsün üst kısmında taşların asimetrik olarak işlenmesi dikkatleri dekolteden çok taşların kusursuz dizilimine çekmiş. Çok güzel değil mi? Pek çok meslektaşının aksine sahnede rahat dans etmek için yüksek topuklu bir ayakkabı yerine düz bir babet tercih etmiş ünlü şarkıcı. Ama düz, rahat bir ayakkabı tercih etse de iddialı tarzından vazgeçmemiş. Sizin bu ev kızı halleriniz öldürecek beni. Rugan babetlerin üstündeki fiyonk şeklindeki taşlar kıyafetini tamamlamış. Parmağındaki kaya büyüklüğündeki tek taş, boynundaki iri pırlanta kolye ve kulağındaki damla pırlanta kolye ile üstünde gece boyu servet taşımış. Gerçi pırlanta olup olmadığından da emin değilim değil mi? Saçı sade, makyajı tıpkı kıyafeti gibi gösterişli olmuş. Dalgalı saçlarını tepede toplayarak kıyafetine gölge düşürmemiş. Demet Akalın göz üstünde ve dudağında mor tonları kullanarak cesaretini göstermiş. Allah Allah, renginden mi dönüyordu? Cilt makyajını ise bronz teni nedeniyle yok denecek kadar az yapmış. Doğal ışıltısından yararlanmış Demet Akalın. Özgüveni tavan. Vücut hatlarını çok iyi tanıyan, tenine gidecek rengi bilen Sibel Can, çok basit gibi görünen ama ince detaylarla modanın aslında ince bir matematik zekası gerektirdiğini kanıtlar nitelikte bir elbise giymiş, gördünüz mü? Benim gözlerde arıza var da bu aralar. Kıbrıs konseri sırasında yeşili tercih eden ünlü şarkıcı, şifon ve ipek karışımı kumaş tercih ederek kıyafetin üstüne yapışmasını engellediği gibi havalı bir görünüme de kavuşmuş.
bakmamaya çalışıyorum Cemciğim ama on numara. Halter kesim, yaka kısmı büzgülü elbisesi ayakkabılarını kapatacak kadar uzundu ki bu da minyon Sibelcan'ı olduğundan uzun göstermiş. Ha, göz onu bir arar, arar yani. Ön taraftan dümdüz gibi görünse de sürprizler elbisenin arkasında. Sırtı tamamen açık olan uzun tuvaletini aynı renkte bir pelerinle tamamlamış ünlü şarkıcı. Böylece omuz genişliğini artırmış ve dikkatler pelerinin uçuşan kumaşına yöneldiğinden beli olduğundan ince görünmüş. Şeytanın aklına gelmez. Sağ parmağında yıldız gibi parlayan pırlanta bir yüzük takan Sibelcan küpe tercihini de pırlantadan yana kullanmış. Küpesinin ortasındaki devasa zümrüt ise kıyafet ile çok uyumlu olmuş. Öyle olmaz, öyle olmaz. Dağınık fönlü saçlarını açık bırakmış. Sade bir cilt makyajının üstüne gözlerini belirginleştirecek koyu renk kalem kullanarak bakışlarını etkileyici bir hale getirmiş Sibelcan. Kalbimi ister sevgiye, aşka yer vermeliyiz. Kucak açık. Siyahın cazibesi ve taşlı file örgünün çekiciliğini bir arada kullanmış Funda Arar. Şimdi onlar düşünsün. Derin ve yakalı. Beşgen filelerden oluşan üst kısımda ara ara kullanılan siyah boncuklar kıyafetin ışıldamasını sağladığı gibi bel altında kumaş ve filenin buluştuğu yerdeki taş işlemeleriyle de bütünlük sağlamış. Boş ver, bu sefer de böyle oluversin canım. Elbisenin üst kısmı o kadar hareketli ki alt kısımda derin bir yırtmaç dışında hiçbir numara yapmayarak denge sağlamış. Elbisede uzun kol kullanılması ve filelerin arasından geçen ince şeritler dekoltenin ölçülü olmasını sağlamış. Ya şunun güzelliğine bak ya. Elbise tek başına star olduğundan Funda Arar aksesuarları sade tutmuş ve sadece kıyafetinde kullanılan taşlardan siyah top şeklinde bir küpe takmış. Şuranın güzelliğine bakar mısın? Bir şeye dikkat ettiniz mi? Kırık fön çektirdiği sarı ombreli kahve kızıl tonlarındaki saçlarını sımsıkı düşük at kuyruğu yaparak yüzünü aydınlıkta bırakmış. Kalın eyeliner ve kırmızı rujuyla sade fakat etkileyici bir makyaj tercih etmiş. Hiç hatası yok başkasına, kalbim ait oldu belki de bir tek sana. Modayı takip etmeyen, kendi modasını yaratan Ajda Pekkan yine yapmış yapacağını. Alkışlar da, tebrikler de en baştan gidiyor kendilerine. Tezahürat istemez canım, teveccühlerinize layık olmaya çalışıyoruz. Fuşya ve beyazın kusursuz uyumunu kullanan süperstar yine cesur bir seçim yapmış. İnce askılı, dökümlü uzun elbisesi hem renkleri hem de uçuş uçuş kumaşı nedeniyle yaz aylarına çok uygun olmuş. Dünyam yine şaşırdı. Elbisenin üst kısmında enine çizgiler, alt kısmındaysa aynı desenin boyuna çizgili hali kullanılmış. Bu kontrast hem kıyafeti hareketlendirmiş hem de süperstar sahnede dans ettikçe müthiş bir illüzyon yaratmış. Ya bunlar eskiden değil miydi? Bunların modası geçmedi mi? Hala yapıyorlar mı? Sol koluna elbisesinin kumaşından yapılmış bir bandana takan Ajda Pekkan, sağ koluna ise neredeyse bir karış kalınlığında üstü taşlı bir kelepçe takarak spor kombininin sofistike hale gelmesini sağlamış. Kaç para bu kelepçe merak ettik. 6.000 falan veremem ben. Ne kadar istiyorsun? 15.000. Ben çıkarken 10.000 istiyordum. Düz fönlü saçlarını, kahküllerini önde bırakacak şekilde yarım toplayarak dekoltesini gölgede bırakmamış. Makyajını ise sahne ışıklarının altında rahat fark edilecek şekilde yoğun yapmış. Gece değil,